Arkadaşlar selamlar. Bugün size birkaç farklı şey göstereceğim. Biraz hani mühendisi ticarete döker gibi olacağız. Bu da basit bir mühendislik aslında, pek de bir şey yok. Mesela şu ürünü buldum arkadaşlar. Trendyol'da var zaten. Fiyatı da gayet uygunmuş aslında ama bizim yapacağımız farklı bir durum. Bakın şuradan fotoğrafı sağ tıklayıp yeni sekmede aç dedim ve açtım. Sağ tıklıyorum bu sefer resmi farklı kaydet deyip masa üstüne kaydediyorum arkadaşlar. Aslında güzel bir kısa yol göstermek istiyorum size. Şimdi bakın şunu ağaç stand diye kaydettim. Kitap stand diye kaydedelim mesela. Şu oyunları da bir silelim şuradan. Ağaç kitap stand diye kaydettik arkadaşlar. Şimdi bunu sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Bakın bu web dosyası halinde. Ben bunu şöyle yapalım. Birlikte aç diyelim. Paint diyelim. Dosya. Farklı kaydet. Masa üstüne de bunu biz JPEG olarak kaydedelim. Kaydet dedik. Evet dedik. Kapattık. Bakın şimdi JPEG formatı oldu mu? Oldu, JPG. Tamamdır. Şimdi JPEG olarak bunu kaydettik. Buraya geliyorum arkadaşlar. Google'a direkt JPG to DXF yazıyorum arkadaşlar. Ya da DVG de yazabilirsiniz. Convertio.co çıktı. Tıklıyorum. Dosyaları seçin diyorum. Masa üstüne tıklıyorum. Bakın burada birisi web, birisi de şey. Fark etmiyoruz da ikisini de alabiliyormuşuz. Şu baştakine bir basalım. Dönüştüre basıyorum. Bakalım şimdi dönüştürmeyi bitirsin. Bakın indirme diyorum. Açıyorum bunu. Bakın orta tuşa iki kez basıyorum ve bakın bana resmimi getirdi. Şimdi bakın arkadaşlar bu bizim lazer kesim dosyamız. Bakın böyle tabi resimlenince bir sürü farklı şey de getiriyor bunu. Bir sürü farklı çizgilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor gibi oluyor. Ama problem değil. Zaten şimdi yapacağım şeyleri daha net görüp anlayacaksınız arkadaşlar. Zaten bu soldakiyle sağdaki birbirinin aynalanmış hali muhtemelen. Bakıyoruz. Aynen öyle. Biri sağa bükülmüş, biri sola bükülmüş. O zaman şunu sileyim. Sadece bu düzgün, biraz daha düzgün aldığını alsam yetecek bana. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bir tane sipariş aldım. 2 dakika onu açayım. Ve hani oradaki özellikleri daha önce kendim yüklemiştim. Otomatik yükleyebiliyorsunuz fotoğrafı sadece. Şimdi imalat kısmına geçeceğim için onu gösteriyorum size. Hemen onu açayım ve size dönüş yapacağım. Tamam arkadaşlar, ben şimdi fotoğrafları aldım. Bakın paketlenecek siparişim şöyle görünüyor. Üründe bu. Ölçüler de burada yazıyor. Şimdi bunu AutoCAD'den yapabiliriz. SolidWorks'ten de yapabiliriz. Mesela ben şunu silsem arkadaşlar ve şurayı kopyalasam. Bunu SolidWorks'e de alabiliriz ama AutoCAD'den bir yapmaya çalışalım. Şimdi bakın arkadaşlar 12 santim şurada ve 17.8 şurada. Yani 120'ye 178. Şurada da 9.1'miş büküm. Şöyle hemen hesap makinesini açın. 17.8 artı 9.1. Hassas bir iş olmadığı için direkt topluyorum. Büküm radyosunu falan çıkarmayacağım. 269, yani 270 milim yapacağız. 120'ye 270 diyeceğiz buna. Şöyle hemen bir reg diyorum ve 120'ye 270 diyorum. Doğru yaptık mı? 120 santim ve burası da 270. Tamamdır. Şimdi şöyle bir line çizeceğim. Bunu da şöyle yapalım. F8'e basıyorum düzgün çıkması için. 90 diyorum. Şöyle aşağı yukarı büküm çizgisi burada bir yerde olacak. Şu aşağıdaki çizgiyi de sildim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Buranın buradan uzaklığı ne kadarmış? 518'miş. Bizim buramız ne kadardı? 120 idi. Tabii bu et kalınlığı da olacak arada. 100, birer santim et kalınlığı olsa 100 olacak. Şöyle bir şey yapacağız. 100 bölü 518 diyeceğiz. 0.193. Yani bunu
0.193'te scale yapmamız gerekiyor. SC enter dedim. Bunu seçtim. Sağ tuşa bastım. 0.193 dedim. Şimdi bakın arkadaşlar, burada parçam hazır. Bunu alıp getirip şu ortaya koyacağız sadece. Şuraya bakın, şu şekilde yerleştireceğiz. Yukarıda aşağıda ne kadar kalıyormuş ona bir bakalım. 20 yukarıda var. 33 de aşağıda var. Şunu bir S enter ile stretch de, yani yukarı doğru ya da M enter ile move ile alacağız. 13 birim yukarı alalım. Buradan büküm olsun mesela. Hatta şöyle bir 5 milim daha aşağı alayım. M enter dedim. F8 kapatmışız. M enter dedim. 5 birim daha aşağı aldım. 11.7 burada. 11.5 burada, güzel ortalık koymuşuz. Çok da hani hassas olmadığı için. Ama şöyle bir durum var. Biz bunu komple bir yukarı doğru bir taşıyalım ya. Ne kadar taşıyacağız? Yaklaşık bir 10 milime yakın. 8 milim falan taşıyalım. Şunu da bir 8 milim yukarı taşıyalım. Tamam, biraz daha şuradaki ve şuradaki bir tık daha aşağı alabiliriz. Hani benzer yapmaya çalışıyorum. 2 milim aşağı alalım. Şunu da 2 milim aşağı alalım. Tamam, şimdi şuralardan bir büküm çizgisi verelim. D-Enter diyorum ve 2 milim diyorum. T-Enter diyorum. Yani trim. C-Enter. Enter dedim bu sefer. Aynı ölçüde koyacak zaten. T-Enter trim yani. Daha sonra şunu keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakalım. Burası ne kadar oldu? Şuradan şurası ne kadar oldu? 115 oldu. Şimdi şuradan bakalım bir de. Buradan şuraya bakalım. 154 oldu. Bakın burada 17.8'di. Yani bizim şu an hemen hemen 2-2.5 santimlik bir farkımız var arada. O zaman mecbur şöyle yapacağız. Şurayı 10 aşağı alacağız. Şuradan da 10 aşağı alacağız. Şu şekilde. Şuraya da SC enter deyip şöyle bunun merkezini almaya çalışacağım. Merkez herhalde aşağı yukarı şurada bir yerde oluyor. 0.95 diyelim. Tamam, biraz daha küçülttük. Aslında CTRL Z yapacağım arkadaşlar. Şuradan bakayım bir. Şuradan boyum ne kadar, doğru mu? 120. 120 orası doğru. 95. 165. Bu aşağıda kalmış. 174 oldu. Tam şu anda arkadaşlar hemen hemen ölçülerin tam oldu ya. Şöyle güzel oldu bence. Tamam, şu şekilde şuradan bükeceğiz. Ve tamamdır. Şimdi şu köşelere radyusları verelim arkadaşlar. F enter diyoruz bunun içinde. R enter. 5 enter diyorum mesela. 5 radyus vereyim. Az mı oldu? F enter, R enter. 8 diyorum. F enter, R enter. F enter, R enter. 8 enter dedik. Şöyle yaptık. Bundan iki tane keseceğiz. Birini sağa bükeceğiz. Birini sola bükeceğiz. Siyah boyayıp üreteceğiz hemen parçayı kolaylıkla. Bu kadardı arkadaşlar. Aynısını bir de SolidWorks'ten yapabiliriz mesela. O kadar basit ki aslında. Hani bu tarz tasarımlar, bunları zaten detaylarını anlatacağım size. Hani iş kurmak isteyenlere. O kadar kolay ki bu iş aslında. Hani illa bir mühendis olmanıza, tasarımcı olmanıza gerek yok. Sıfırdan hani kendiniz bir iş kurup bunları üretip satmaya başlayabilirsiniz. Hele ki biraz modadan anlıyorsanız, biraz bu işlere hakimseniz çok çok daha kolay olacaktır. Bakın direkt CTRL-V ile yapıştırdım. Niye CTRL-V ile yapıştırdım? Zaten bizim çizimimiz hazırdı arkadaşlar. Şimdi bakın şu sol üst köşeden sağ alt köşeye şöyle bir
çizgi oluşturacağım. Ve merkez dikdörtgenli. Buraya da bir dikdörtgen oluşturacağım. Şunun orta noktasını bulmam lazım sadece. Bir kere bir tıklayalım. Ah, sanırım burada orta noktası. Evet. Şurada şuraya bir, bunu da yardımcı geometri diyeyim de kaybetmeyeyim daha. Şöyle oluşturduk arkadaşlar. Bakın. 692 olmuş burası. Şimdi bizim çizimimiz neydi? Şöyle bir bakalım tekrar. Fotoğraftakine. 12 santime 17.8 santim. Şuraya 120 desem arkadaşlar. Şuraya da 178 diyeceğiz. Ctrl Z diyorum arkadaşlar. Şimdi şunları bir silelim. İptal edelim. Şöyle yapayım. Ctrl Y diyeyim. Tamam. Şimdi şuraya bir 110 desem. Şurada objeleri uzat var. Şununla getirsek sola doğru. X, Y desek. X de bunu. Eksi 5 götürsek. Tamam desek. Daha sonra yine objeleri uzata gelip şöyle yapıp şurayı da 5 milim öteki tarafa götürsek. Tamam. Şu an biraz daha oldu. 110'u 120'ye onaylayacağız. Şimdi arkadaşlar şuradaki yine ölçeklendir var. Tamamını seçiyoruz. Etrafında diyor. Şuradan ölçeklendirebiliriz. Buraya da 120 bölü 110 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Niye böyle dedim? Bakın şu 110'luk ölçünün 120 olmasını istiyordum. O yüzden öyle dedim. Olmadı. Ctrl Z'ye basıyorum bir kere. Hani şey geri alsın komutu. Şunları bir silelim. Bir daha deneyelim. Ölçeklendir diyoruz. Şöyle seçtik. Sağ tuşa bastık. Şunun etrafında ölçeklendir. 120 bölü 110 dedik. Tamam dedik. ESC'ye bastım. İnşallah iptal olmuştur. Evet olmamış. 120 oldu burası gördüğünüz gibi. Şurası da 144 olmuş. Şimdi şunu şöyle biraz uzatacağız arkadaşlar. 144 olduğuna göre 170'ten ne kadar eksik? 145 desek 25 eksik. Yani Y'de de 12 milim yukarı çıkaracağız şurayı. Şurayı da objeleri uzatla. Burayı da 12 milim aşağı indireceğiz. Bunu eksi 12 yapacaktık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir D'ye bastım. 168 yani 170'i yakalamış olduk en azından. Şimdi sadece devam diyoruz. Taban flanş sekmeye geliyoruz. Bir buçuk iki milim arası bir kalınlık yeter buna. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şeklimiz oluştu. Saç levhaya geliyoruz tekrar. Saç kenarı flanşı diyoruz ve şuradan şöyle hemen 90 diyoruz. Evet gördüğünüz gibi standımız oluştu. Yani ölçülerde tabi birebir yakalayamadık. Yakalarım, nasıl yakalarım? Şunları falan düzelterek yakalarım ama gerek yok. Yani şekli şemalde daha fazla bozulmasın. Şuradan şuraya ne kadar oldu? 23 birim var. AutoCAD'de bakalım bir de ne kadar var. 24 birim. Hemen hemen aynı oldu zaten AutoCAD'imle SolidWorks'üm. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan unsurlara gelip radius diyeceğim. 8 radius yapacağım. Daha sonra da köşelerimi seçeceğim. Şu köşeyi seçtik. Şu köşeyi seçtik. Bu köşeyi seçtik. Ve bu köşeyi seçtik. Tamam dedik. Bakın arkadaşlar aslında biz doğal olarak bugünkü videomuzda hani bir resim dosyasını DXV'ye, DWG'ye ya da SolidWorks'e aktarmayı görmüş olduk. Yani direkt SolidWorks'e almanın da yolları var. Onu daha önceki videolarda birkaç kez çekmiştim. Ama ben çok çok güzel çalıştığını pek düşünmüyorum. Yani yine çalışıyor, fena değil ama bu şekilde sanki daha güzel oluyor direkt DXV ya da DWG formatında alıp bir şeyler yapmak.
Bu şekilde ben şimdi bunu yarın üretime alacağım. İnşallah aktif olması, ürettim dedi, bir iki fotoğrafını çekerim. Ve hani imalatını da gösterip kargola aşamasını falan bunları atmaya çalışırım. 2 adet bunları üreteceğiz. Ve bunu da kargolayacağız daha sonra. Şimdi bu sayfa açma meselesine gelecek olursak arkadaşlar. O kadar kolay ki. Yani bir hazır internet siteleri var, hazır görseller var. Onları alabiliyorsunuz. Ufak tefek editler yapıp koyabiliyorsunuz. Yani sizin bu işte ilgilenmenize bağlı. Eğer elinizde hiçbir iş yoksa, hele ki bir de eğer hani dükkan açma, yani iş yeri açma yükümlülüğünüz yoksa, ola ki hani annenizin, babanızın ya da bir yakın bir abinizin, eş dostunun vergi levhası, vergi numarası, hazırda muhasebecisi varsa, size gider oluşturmayacaksa bu. 12 yaşındaysanız bile, 10 yaşındaysanız bile, tabii bu yaşlar biraz farkındalık açısından pek doğru çalışmaz belki yani, ama 17-18 yaşında üniversite öğrencisisiniz, böyle bir ek gelir istiyorsunuz kendinize. Bunlarla uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Yani bulunduğunuz hemen hemen her ilde, her ilçede lazer kesimci bulabilirsiniz. Yani bir lazer kesimciyle anlaşıp bu parçaları üretmek çok kolay. İşte artık bu tarz videolara daha sonraki şeylerde değineceğim. Bu tarz yorumlara daha sonraki videolarda değineceğim. Bu video bu kadarlık olsun. Yani DXF'den hemen Solidworks'ümüze aldık ürünümüzü, tasarladık. Çok da kısa sürdü. Yani 5-10 dakikada belki hayli yapmış olduk bu ürünü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim tekrardan. Hepinize iyi seyirler, iyi çalışmalar. Kolay gelsin.